güzel geliyor yeğeni için burada. Psikiyatrik rahatsızlığı olan yeğeni 3,5 yaşındaki çocuğunu bırakarak Tekirdağ'da bir kişiyle yaşıyor. Fakat o kişi hayatına, yeğenimin hayatına inanılmaz zarar veriyor. Onu kurtarmak istiyorum diyor. Ümmiye güzel geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel Ümmiye teyzeciğim, gel. Yaktın beni Zeynep. Allah seni beni buralara düşürdün. Hastalık buldurdun beni. Derdime derman ol. Esra Hanım kaç gündür ne uyuyabiliyorum, ne yiyebiliyorum. Sürekli tehdit ediyorlar. Bipolar hastası kadını zorla koyuyorlar. Sen yeğeni Zeynep güzel. Şimdi bipolar rahatsızlığı var ama her seferinde hani şeyi söylememek için psikiyatrik rahatsızlığı var diyeceğim ama sen Zeynep'i almaya çalıştın mı o adamın elinden? Çok aldım sizin sayenizde. Antalya'dan iki sefer getirttirdim. Gene kaçtı. İlaçlarını içirmiyor annesi. İlaçlarını içmiyor, kullanmıyor. İlaçlarını kullandığı zaman çok iyi oluyor. Çocuğuna karşı çok şefkatli oluyor. Şimdi Zeynep'in bir anne babası var. Var, ayrılar. Babası senin kardeşin. Sen Zeynep'in halasısın. Halasıyım. Babası ve annesi onunla ilgili sorumluluğu almıyor. Almıyor. Annesi yüzünden zaten iyileşti. Annesi ilaçlarını kullandırmadı. Ondan sonra Antalya'da pavyonlara düşürmüşler işte. Sizin yazışmalardan ben o tarafa attım. Şimdi siz bu arada aslında programa geçen sene de başvuruda bulunmuşsunuz. Evet, çok başvurdum. Her yere başvurdum. Polislere, savcılara. Başvurmadığım yer kalmadı. Şimdi sevgili seyirciler, Zeynep Güzel'i arıyoruz. Zeynep Güzel Tekirdağ'da olduğunu biliyoruz. Murat Kurşun tarafından tutuluyor. Murat Kurşun mu? Beni tehdit ediyor sürekli. Yeğenimi bana karşı saldırtırıyor. Ne diyor tehdit edip sana? Ya bu resimleri atıyor. Çocukla beni tehdit ediyor. Çocukla. Şimdi önce şunu bir ekran başındaki seyircilerimize anlatmam gerekiyor. Bu tarafa dönmek zorundayım. Ben uyuyamayım. Zeynep Güzel'in psikiyatrik rahatsızlığı var. Zeynep 27 yaşında sevgili seyirciler. Daha önce bir evlilik yapmış. Bu evlilikten 3 tane çocuğu var. Çocuklardan ikisi babada. Bir tanesi Zeynep'in yanında. Baba çocukların sadece ikisinin mi velayetini aldı? İkisinin babasında, babası iyi bakıyor. Bakıyor. Çocuklara. Diğer küçük çocuğu baba niye almadı? O ortak velayet 6 aylıktan beri 23 yaşından sonra bu hastalık ilerliyormuş. Ben zaten bu bipolarla savaşıyorum 4 senedir. Duygu durum bozukluğu var. 10 yaşındaki çocuk gibi yani elinden tut götür onu. O yüzden soruyorum baba niye 3 çocuğun değil de 2 çocuğun velayetini aldı diye. Bu ortak velayet. Ortak velayet böyle bir karar almışlar. Yani boşanma sürecinde sanırım daha sağlıklıydı değil mi? Daha iyiydi. Hiç sağlıklı değildi. 3,5 yaşında 23. Hep böyleydi. Her yere gittim başvurdum. Kimse şimdi bana vasilik için. Ha, kısıtlılık hali var mı Zeynep'in? Nasıl? Vasisi var mı Zeynep? Var, başvurdum vermediler. Vasilik olsaydı şuradan şuraya kıpırdayamazdım. Helal olsun vallahi. Şimdi 3,5'ı o yüzden soruyorum. 23 yaşından itibaren diyor ya. Bu arada 4 yıllık bir süreç var aslında. 23'ten sonra. 4 yıldır benim yanımda. Şimdi ben sana tek tek soracağım. Sonra seninle detaylı konuşmak istiyorum Ümmiye. Ben... Çocuklardan biri annede. Annede. Annenin kocasından boşandıktan sonra kendine ait kurulu bir düzeni, evi var mıydı? Yoksa direkt senin yanına mı geldi? Kimse bunu kabul etmiyor bu hastalığından dolayı. Anne kabul etmiyor, baba kabul etmiyor. Bir tek ona sen sahip çıkıyorsun. Evet, ben halasıyım. Boşandıktan sonra ne kadar oldu boşanalı? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu. 4 yıldır senin yanında benim yaşıyordu. Benim yanımda, benim hayatımı bitirdi. Bir buçuk, 6 yaş, 6 aylıkken çocuğu bıraktı. Çocuk da özel çocuk. Şimdi... Hem bunun hastalığını hem o çocuğuyla ben mücadele ettim hep. Çocuğa da bakan kişi aslında Zeynep değil, 4 yıldan beri sensin. Ben bakıyorum. Şimdi çocukla da işte geç konuşma sorunu varmış, hiperaktivite varmış, özel bir çocuk olarak da tanımlıyor. Zaten devletin ne deniyor ona, onu devlet şey yapıyor, raporu da kontrol var. Ediyor. Kontrol ediyor bir denetimde. Konaklı çocuk. Siz beraber Zeynep'le nerede yaşıyorsunuz? Ayazan Sarıyer'de. İkiniz beraber mi yaşıyordunuz? İkiniz polisler hep karakola gidiyorum, ağlıyorum, beni git savcıya gidiyorum. İşte git sonra biz sana haber vereceğiz. Şimdi sen Zeynep'le beraber yaşarken niye hep karakola gittin? Kaçıyor sürekli beni dövüyor. Kayıp başvurusu yapıyorsun.
Bir de seni dövdüğü için gidiyorsun. Şey Esra Hanım, bu bipolar hastalığının mani döneminden hiç inmiyor. Hı-hı. İlaçlarını aldığı zaman bambaşka bir insan oluyor bu. Normal, çok sağlıklı, aklı selim düşünebiliyor, hareket edebiliyor. Ama ilaçları almadığı dönemde her şey daha yüksek yaşıyor. Bu, şiddete daha meyilimli evet, oluyor. Şiddet dedim yani, bulacaksın bana koca bulacaksın. Bul diye. Gecenin ikisinde enerjisi çok yükseliyor. Doktora gittim iki sefer, ne olur dedim Bakırköy'e sevk edin, oradaymış bunun tedavisi. Vasilik alacaksın. 8 ayda vasilik kadın zaten. Peki sen vasilikle ilgili bu kısıtlansın diye başvuruda bulunduğunda evet, sana niye vermediler? Oradan karşılamış bu Murat Zurnacı. Ha, Murat vasiliği mı? Alırsam ben. Murat da mı vasiliğe başvuruda bulunmuş? Evet. Ne zaman bulunmuş? 15 gün önce. 15. Ha, şimdi bak çok daha çok önemli yalvardım, bir konu. Çok sen 8 aydır uğraşıyorsun vasiliği evet, almak için. Evet. Şimdi bu da bakın çok önemli bir olay. Sürekli karakola biri şiddet ve kaçma sebebiyle geliyorsa, oradan kapatmayı savcılığa gidiyorsa ve bir de bir hastalık varsa aslında bazı işlemlerin hızlandırılması gerekiyor. 10 yaşında gerekiyor. Çocuk gibi elinden tut git, o kadar hani ilerlemiş dedi doktor. Maniden hiç inmiyor. Hiç inmiyor. Şimdi hayatında bu kızın Zeynep'in hayatında Murat Zurnacı diye bir adam var. Önce şey... Ve Tekirdağ'da yaşıyor evet, bunlar. Evet, Kapaklı'da. Bu Murat Zurnacı... Ağzını burnunu dağıtmış. Çocuğunu seviyor. Bana... Çocuk onların yanında mı? Benim yanımda. Ha. Mesaj atıyorlar bana. O kız da o pavyonda çalışıyormuş. Ablacığım 30 saniye ver bana. Ben sorayım sen cevapla. Niye? Şimdi... İstanbul'dan gene kaçıyor, bu Tekirdağ'a gidiyor. Hı hı. Tekirdağ'da Murat Zurnacı ile tanışıyor. Kaç aydır Tekirdağ'da? Tanışmıyor. Çalgıcısıymış. Tamam. Ne size? İşte çalgı çalıyormuş orada. Ama tanışmaları lazım ki birlikte olsunlar. Orada bu kadın kaçıyor ya, bu onun şeysi oluyormuş, hani sahibi. Tamam. Senin yeğenin Tekirdağ'a kaçtıktan sonra... Ha. Orada hayatını sürdürüyor. Orada bu Murat Zurnacı'yı hayatına sokuyor. Bu Murat Zurnacı orada müzikalde mi çalışıyor? Evet. Bir müzikalde ne iş yapıyor? Çalgıcımış işte. Çalgıcı. Peki yeğenin Zeynep de o müzikalde çalışıyor mu? Evet. Yani Zeynep satıyor, de orada görev yapıyor. Dışarıda satıyormuş bunu. Dışarıda satıyormuş. Başka erkekleri pazarladığını iddia ediyorsun. Peki Murat'la Zeynep birlikte olduktan sonra senin yanına beraber geldiler mi? Nasıl gelebilirler ya? Ben kadın dedi ki beni bir gün aradı bu. Bulut'u dedi çok özledim dedi. Benim de komşular baskı yapıyor işte anneyi çocuktan ayırma. Ne yapıyorsun Zeynep sen? Ben biraz bağırarak konuşuyorum. Beni sinir hastasın bu ya. Ne iş yapıyorsun Zeynep sen dedim. Tekstilde paketçilik yapıyorum ana dedin. Namusumla para kızım dedim. Helal para kazan bak yollardan kazanılan para. Hani elinde dedim. Haram. Haram para. Gel dedim namusunla para kazan, çocuğunla beraber ol. Ne kadar namuslu helal para kazanırsan sen dedim o kadar yol alırsın. Evet. Yemin billah etti işte bu. Arkasından sana inanmıyorum Zeynep. O zaman yanındaki çalıştığın bulaşıkçının ver bana konuşayım dedim. Kız geldi, Duru'ymuş adı. Dedi ki abla dedi benim de iki çocuğum var dedi. Çalışıyor. Sen nasıl böyle bağırıyorsun, insana iftira atıyor. Biz namuslu insanlarız. İki tane de benim çocuğum var dedi. Bak arabaları aldı bu dedi. Ver Bulut'u anneyi çocuğundan ayırma dedi. Net o gün uyudum. Uyuyamadım. Çocuğa baktım ben. Acaba içime hissediyorum. Bu aşağıya ayız açık içeriye girme sen dedim. Artık kirlettin her yeri. Dışarıya getireyim ben. Bu bir geldi taksiyle. Sen kimsin? Taksiye bineceksen fakirsin, sen fakir bir insansın. Ben ömrümde taksiye binmiş insan değilim. Taksiyle bir geldi bu. Yani senin kazancın o taksiyi karşılamaz. Tamam. Bizim binmedim ben ömrümde taksiye binmedim. İndi bu kapalı ama yüzü bir zindan yüzü. Eski Zeynep gitmiş. Zeynep dedim yüzünde nur pir kalmamış senin dedim. Aynı şeylere benzemişsin. Ne var yemin billah işte ben tek çok çalışıyorum vardiyeli çalışıyorum. Benim bir de kuzum vardı o zaman. Kuzu rahatsız olduğundan hadi gidelim dedik. Ayağımı süstü. Çocuğu verdim. Siz bu oy vermeye kuzuyla giden kişi misiniz? Benim kuzucuğum ya. O zaten ciğerimi çok deliyor. Sonra. Kuzu öldü mü?
Senin yüzünden kestirdim kuzumu. Çocuk geri gelince. Ya hatırlıyor musun seçim döneminde oy vermeye kuzusuyla giden biri vardı. Hepimiz böyle çok gülüp akıllıydı. Tebessüm etmişti. O kişi sizsiniz yani. Sonra taksiye bindi gitti. Bu şey resim, hiç resim çekmiyor. Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmıyor bu. Esra Hanım. Sonra çocuğu götürdü bu. Bir resim çekmiş, çocuğuyla kavuştuk. İşte bir hani sevgi gösterişi yapıyor. Giden çocuktan haber yok, giden çocuktan haber yok. Bunun bir telefonu vardı. Çok çocuk telefonu. Şu anda kimin yanında? Benim yanımda. Senin yanında. O gün gidip almadı. Peki Zeynep sana gün? Ben hayatımın aşkını buldum, Murat Zurnacı ile beraberim dedi mi? Demedi. Demedi. Ben kendim ya bana mesajlardan sonra. Peki bu Murat Zurnacı sana. Duru denen kızdan Doğan denen oğlan bana mesaj attı. Ne mesaj attı lan? Sana Murat Zurnacı mı attı? Ya işin içinde hani benim Safiye Tanrı bu. Ben aslında Ümmet teyze kadını, onu sormuyorum. Ben de akıllıyım. Zurnacı... Bana de Allah akıl vermiş. Bana resimler atıyorlar bunlar. Teyze sakın çocuğuna verme. Hani kadın ağlamış çocuğum diye. Şimdi bu Murat Zurnacı sana Zeynep'in uygunsuz görüntülerini atıyor attı. Mu? Attı. Attı. Senin telefonuna düştü. Bu Murat Zurnacı Zeynep'i aradım dövüyor ben. Mu? Aradım numarasını da attı. Oyun içinde oyun. Sonra aradım ben buna ver ettim. Komşularım benim çok rahatsız oluyor. Çok bağırıyorum ben. Ondan sonra işte abla şimdi Murat getireceğim. Zurnacı telefon abla attırdı. Getireceğim. Abla getireceğim tamam akşama. Ondan sonra akşam ile yeğenimle kafede oturduk. Çocuk onun da çocuğu engelli. Ümmet teyze bana bir izin verir misin? Heh. Çünkü Murat Zurnacı telefon attığında. Heh. Yani bu adam Vasili'ye başvuruda bulundu. Zeynep'i dövüyor ve evet. Müzik holde çalıştırıyor iddiam var. Doğru mu anladım? Evet. Yani bu kızı alıyor pavyonda evet. Kullanıyor. Evet. Doğru anladım doğru. Değil mi? Uh-huh. Peki. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.